Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bu sabah çok güzel bir manzarayla karşılaştım. Onun için sizlerle de paylaşmak istedim. Öyle açılış yaptım. Bu videoda sizlerle birlikte sunumluk yani doğal rafyadan sup da hazırlayacağız. Saman olarak da geçiyor. Videoya başlamadan bir şey söylemek istiyorum. Ben bu paketleri yazın Eminönü'nden aldım. Bu 5 liraya. Yani şöyle göstereyim. Bu 5 lira. Bu da 5 lira. Bakın. Ne biliyor musunuz bu? Dükkan farkı. Bu cadde üstünde aldığım bir dükkan. Bu da ara sokaktan aldığım bir dükkan. Eminönü'nden malzeme alacaksanız eğer ara sokaklardaki dükkanlara uğramayı unutmayın. Orada daha uygun bir şekilde bulabilirsiniz ürünleri. Şimdi ilk olarak bununla supla yapacağım dedim ama ben bunu açmamıştım. Meğer bu ufak bir şeymiş. Bu kadar. Ya 50 santim var veya yok. Öyle diyeyim. Bundan olmaz. Öteki pakete bakacağım. Bunu herhalde şey için satıyorlar. Şöyle göstereyim. Bunu sanırım öyle nikah şekerlerinin içine konulabilecek kıvamda satıyorlar sanırım. O yüzden öyle. Bu daha uzun. Evet. Bundan olur. Şimdi bunları tek tek ayıklayacağım. Yani tek tek ayıklamaktan kastım. Bir düzenek yapacağım. Şimdi size göstereceğim onu. Bu şekilde ucunu bağladım. Mümkün olduğunca şöyle sonuna kadar. Çünkü niye böyle yaptım? Bunu öreceğim. Parçalara ayırdım. Şimdi bunun ucunu bantlamam gerekiyor ama bu örtü olduğu için örtüye bantlayamayacağım. Sert bir cisimle bunu bastıracağım. Sürahime su doldurup bu şekilde ondan yardım alacağım. Geldim böyle. Şu parçada çok fazla kısa olduğu için daha fazla örmek istemiyorum. Bir tane parça aldım. İlk olarak bu şekilde geçirip sıkıca bağladıktan sonra evet, makasımızla da fazlalık kısımları kesiyoruz. Bunları atmanıza gerek yok. Nikah şekeri, baby shower, bebek cinsiyet partisi, doğum günü partisi gibi. Her ne kadar yasak olsa da yazın mutlaka insanlar birlikte kavuşacak. Onun için hediyeliklerinizin içine koyabilirsiniz. Şöyle fazlalıklar var. Bunlar kötü bir görüntü elde ediyor. Bunları yok ediyoruz makasımızla temizleyerek. Şöyle fazlalıkları dediğim gibi keselim. İnternetten baktım bu supla fiyatlarını. Yani 20 liradan başlıyor. Markalı mağazalarda daha pahalı. En uygunu 20 lira. Hani dedim bundan yapılabilir. Bir denemesini yaptım bir tane.
Evet, böyle temizledim. Bundan diğerlerini de aynı şekilde ayarlayacağım. 4 tane çıkarttım. Yaklaşık 1 metre boyundalar hepsi. Şimdi bir tanesiyle başlayalım. Sıcak silikonumuzla ilk önce şu yerlere iyice bir yapıştıralım ki dağılmasın. Evet, bu şekilde yapmış oldum. Tatlı tabağının sığacağı kadar çıkarttım. Ekstradan bir tane daha yaptım. Şu dışındaki ekstradan koyduğum bir tane oldu. Daha fazla büyütmek istemiyorum. Siz isterseniz büyütebilirsiniz veya küçük yapabilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış bir şey bu. Dün bu bağladığımız uçları arka tarafına koydum. Bu ön tarafı, ön tarafında bazı yerlerde şurada olduğu gibi silikon parçaları var. Bunu da silikon tabancamızı sıkmadan ısıtarak, yani daha doğrusu üstüne tutarak silikonun erimesini sağlayabilirsiniz. Böylece temizlemiş olursunuz. Fazla silikon görüntüsü de kalkmış olur ortadan. Çünkü silikonla iş yapınca mutlaka izi kalıyor. Bu şekilde de temizlemiş olursunuz. Bazı yerlere zorlanıyorsa üstünde de şu şekilde tutabilirsiniz onu. Daha çabuk erir. Bittikten sonra da elinizi sürmeyin. Bu şekilde yapmayın ki silikon parçaları düzgün dursun. Şimdi ufak tefek yerler var. Bunları temizleyelim. Tabii ki de mağazadan alınan gibi mükemmel derecede olmaz. Çünkü bu el yapımı. Boş zamanınızı değerlendirmek için çok güzel bir aktivite veya evinizi değiştirmek, güzelleştirmek istiyorsanız ucuz maliyette çok güzel aktivite bunlar. Bunun arkasını isterseniz böyle bırakabilirsiniz. Ama bu görüntü çirkin bir görüntü olduğu için ben buna bu şekilde bir mukavva kestim. Bunu altına isterseniz çuval kumaşında yapıştırabilirsiniz. İsterseniz benim gibi mukavva kesip de kullanabilirsiniz. Bunu yapıştıralım. Tabii bu işi yaparken büyük silikon tabancaları kullanın. Bu küçükler belli bir yere kadar erittiği için şu kenarlarını da yapıştıralım. Dilerseniz böyle ince suntalar var. Onlardan da koyabilirsiniz. Veya pasta altları var. Yine Eminönü'nde pasta malzemeleri satan yerlerde var. Onlardan alıp da yapabilirsiniz. Onların boyutunu da ayarlayabilirsiniz. Yani her zaman dediğim gibi fikir benden, tasarımı sizden, hayal gücünüzü burada geliştirebilirsiniz. İsterseniz renkli rafyalar var. Onlardan alabilirsiniz. Birçok şey yapılabilir. Sunumunda görüşürüz. Evet, sizin için şöyle mini bir sunumluk hazırladım. Şöyle yaptığım ürünlerle paylaşmak istedim. İzleyenler varsa hatırlar. İzlemeyenler için de link bırakırım. Örgülü jü tipinden vazo yapımı, şömine yapımı. Bunu değil ama başka bir şömine yapmıştım. Şöminenin renklerine gelecek olursak istediğiniz renk boyayabilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde bu ürünler için de geçerli. Bu şekilde minik teraryumlarımız var.
yine sizlerle birlikte yapmıştık. Ve mısır kız kardeşlerimiz var. Tabii bir de kendim için, yani önceden deneme amaçlı bardaklık yaptım. Biraz büyük bir bardaklık oldu bu tabii. Bundan çok büyük değil ama. Yani şöyle göstereyim. Bakın. Küçük. Yanına bunları koyduğum için de büyük gözüküyor. Bu püsküller de o artan parçalar vardı ya, ufak. Onları bir tane uzun doğal rafyaya makrame ipinin başlangıcı gibi dizdim. Ve bu şekilde yapıştırdım arkasına. Etrafına böyle gözükecek şekilde. Daha sonra çuval kumaşını arkasına yapıştırıp temizlik işlemini yaptım. Bu da böyle bir sunumluk oldu. Bu şekilde bir sunumluk. Sunumluk, tasarım sizin zevkinize göre arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Destek için de kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıkla, mutlulukla kalın. Hoşça kalın.